Yani avukat Zeynel Türk Yaklaşık 35-36 yıldır avukatlık yapıyorum. Ama hukukçuluk yapmaya çalışıyorum. Avukatlıktan öte hukukçuluk yapmaya çalışıyorum. Yapabiliyor muyuz? Geçen her süreçte yapma şartlarımız değişiyor ve azalıyor. Yani başka diyecek bir şey yok. Yani bu toplumda yaşayan, bu toplumun demokratikleşmesi için uğraş veren, benim gibi gerek meslektaşlarımız, gerek ki bu ülkede herhalde milyonlarca insan var. Biz de oralarda bir nefes, bir ses olmaya çalışıyoruz. Yani sınıfta kaldı derim ben. Türkiye'nin insan hakları haftasıyla sınıfta kaldı derim. Çünkü tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler vardır. Bunlara insan hakları deniyor. İnsan hakları renk, ulus ya da etnik kökeni fark etmeksizin her insana karşı eşit olarak uygulanmaktadır, uygulanmalıdır. Biz buna eşit yurttaşlık diyoruz. İnsan hakları için dünya genelinde insan hakları evrensel beyannamesi de yayınlanmıştır. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olarak kullanılmakta. Ama maalesef bizim ülkemizde insan haklarının temel hakları olanlar var. Böyle başlık olarak söylersek. Yaşama hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı, düşünce ve ifade özgürlüğü, dün ve vicdan özgürlüğü, adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı, seçme ve seçilme hakkı, evlilik hakkı, daha bunlara başka şeyler de ekleyebiliriz. yani medeni dünyadaki olan insanların işte beslenme, barınma, genel oy hakkı, protesto hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı, seçme ve seçilme hakkı. Şu saydıklarım herhalde bir 12-13 tane ile sıraladık. Ülkemizde bunların kaçı uygulanıyor ya da kaçı tam içeriğine uygun yapılıyor. Bana göre sorarsan koş koca bir simit resmi. Yani bir simit gibiyiz, koca bir sıfır. Maalesef bu da bizim özellikle ülkemizin demokratikleşmesi açısından çok büyük bir sorun. O nedenle bu 10 Aralık İnsan Hakları Haftası'nın bu sürecinde Türkiye'yi yönetenlerin, Türkiye'deki olan tüm siyasilerin, Türkiye'de demokrasiden yana olan insanların Türkiye'nin demokratik, demokratikleşmesi yönünde tavır almalı, adım atmalı. Bu herkes için demokrasi. Bugün iktidardasın bu demokrasiyi ben belirleyelim dememeli. Demokrasinin e, olmazsa olmazlarını hayata geçirmeli. E, bu nedenle bu da bizim için önemli bir kıstas da. Ben Türkiye'nin bu insan hakları haftası çerçevesinde ya da insan hakları evrensel e, beyannamelerine uygun yapılacak tavırların, düzenlemelerin Avrupa Birliği bizim için çok önemli bir köprü. Yani Avrupa Birliği'ne sırtımızı dönmeden onun kriterlerine, onun ölçütlerine Türkiye'de neyimiz eksik? Bu soruyu sormalıyız. Yani mesela adil yargılanma, adli yargılanma, adil yargılanma hakkı ile ilgili neyimiz eksik? Bunları sorgulamalıyız. Yani işkence ve kötü muamele yasağı diyoruz. Ama maalesef duyuyoruz daha geçen cezaevinde, cezaevinde bir tutsak nasıl öldü belli bile değil. intihar deniyor artık Türkiye'de bunlara. Tabii bunların hepsinin araştırılıp ortaya çıkması lazım. İnsan hakları dediğimiz zaman hepimiz bir duruyoruz. Geçmişte olan yaşadıklarımızla son 15 yılda 20 yılda yaşadıklarımız arasında da dağlar kadar fark var her geçen gün bu çerçeve sınırlanıyor, daraltılıyor ve yok ediliyor. Ama Türkiye toplumu bunu kabullenemiyor, kabullenmeyecek de. Sanıyorum önümüzdeki süreçte olan seçim dönemlerinde bu tavrını gösterecek. Şu an giden süreç ona göre götürüyor. Ama maalesef ucube bir şekilde Türkiye'de artık bir sistemler oluşturuldu, bir sistemler yaratıldı. Mesela son olarak da işte bugün gerçekten hayret ettim. Hükümet adına ya da bu sistem adına konuşan üç kişi de ayrı bir model önerdi doların şeyle ilgili. Şimdi birisi Çin modeli dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Çin modeli dedi. Öbür bir parti yetkilisiydi galiba Kore modeli dedi. Ama yeni gelen Maliye Bakanı, Maliye ile ne kadar diyaloğu var, neyi yok onu süreçte göreceğiz. O da hayır dedi Türkiye modeli. Bu model batarsa çok üzgün, üzülerek de, de söylüyor. Sayın Maliye Bakanımızın bin çalışan ile birlikte kendisi batacakmış. Ama bu tarafta 83 milyon batıyor. 83 milyon her gün fakirleşiyor. Her gün yoksullaşıyor. Bu görünmeyen bir şekilde her gün uçurma doğru itiliyoruz. Yani insan hakları haftasında sadece bu konuda adım atsa Türkiye e, demokratikleşme konusunda adım atsa, parlamenter sisteme dönse örneğin Avrupa Birliği süreci de çok daha ileri gider diyorum ama insan haklarının yani hiçbir çerçevesi ya da kuralı ülkemizde maalesef eksik aksak da olsa çok uygulanmıyor. Yani gerek Sayın Aysel Tuğluk gerekse diğer tutsaklarla ilgili bir hukukçu olarak bir hukukçu olmaktan da öte bir insan olarak gerçekten üzülerek izliyorum, üzülerek görüyorum. Yani bir insanın en temel haklarından birisi yaşama hakkıdır. Diğeri sağlık hakkıdır, tedavi hakkıdır. Maalesef Aysel Tuğluk'la ilgili Çeşitli raporlar veriliyor. Ben onu da anlamıyorum. Yani biz bir dosyaya bir olaya bir hukukçu olarak baktığımızda bir başka bakan hukukçu arkadaşlar yüzde yüz tezat olmaz o. Yani ufak tefek farklar olabilir. Yorum farkı olabilir. Ama kanunların yorumlanması ya da uygulanmasında çok büyük farklılıklar doğmaması gerekir. Ama Aysel Tuğlu'nun yani böyle bir sağlığı hayatı tehlike öyle diyelim söz konusuyken hala cezaevinde tutulması... Türkiye'de adil yargılanma olduğu gibi insan haklarının da yok sayıldığı, merkezi e, hükümetin ya da Türkiye'deki şu an Cumhurbaşkanlığı sisteminde birilerinden e, bir ifade ya da bir açıklama bekleniyor. Ona göre de raporlar düzenliyor. Yani üzüntü verici bir durum. Yani tıp yemin etmiş doktor arkadaşlarımızın, doktor e, e, sağlığımızı kendilerine emanet ettiklerimizin, bir kurum sanıyorum öyle oldu bir kurum kalamaz diye rapor verdi ama diye aynı hastaya aynı koşullarda bir başka kurumda kalabilir diye rapor veriyor. Şimdi bu ikisinin arasında bu farklılığı koymalısı gerekir ortaya. Yani neden kalır ya da kalmazsa neden kalmaz neden kalmayacağının şartları belli. Sağlık problemleri var ne kadar tedavi gördüğü görmesi gereken var ilaç tedavileri var. Şimdi yani açık açık bu tür insanları daha önce de öyle olup hayatını kaybedenler de oldu. Yaşama hakkı yok edilerek bir yerde ölüme terk ediliyor. Üzüntü verici, ülke adına üzüntü verici. Biz insanlar adına üzüntü verici. Yani 83 milyon izliyoruz böyle. Ha, ya ne yapabiliriz? O ne yapabiliriz sorusunun bir an önce bu ülkede insan haklarının A'sından B'sine kadar, D'sinden Z'sine kadar... Hayata geçmesini, hiç kimseye etnik kimliği, siyasi düşüncesi, doğduğu topraklar ya da rengine göre muamele yapılmamalı. Hatta daha götürün, verdiği oya göre muamele yapılmamalı. Herkese eşit ödem e, uygulanmalı. Bunun da eşit yurttaşlık diyoruz. Ama maalesef bu konuda da sınıfta kalıyoruz. Şimdi e, tabii Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin bu aldığı kararlardan önce, bu kararlar aslında bir uyarı şeklinde bir karar. Bunlar uygulanmazsa, hayata geçirmezse sanıyorum Türkiye'ye yaptırımlar başlayacak. Nasıl olabilir? Üyelikle ilgili işlemler açığa alınabilir, çıkarılabilir, durdurulabilir, askıya alınabilir, durdurulabilir, oy kullanma hakkı elinde alınabilir. Şimdi bundan önce bizler, örneğin ben kendim, Alevi kurumlarının bazılarının hemen hemen bayağı sayıda olanların avukatlıklarını yapıyorum. Türkiye'de Alevi kurumları ile ilgili yıllardan beri hükümet hep söyler söyler söyler. Bütün hükümetler söyler. Sadece şu anki hükümeti söylememizde değil. Bütün hükümetler söyler ama hiçbir adım atılmaz. Bakanlar Komitesi de özellikle mevcut hükümetin yaptığı o dönemler bir Alevi çalıştayı oldu. O Alevi çalıştayı da sanıyorum 2010 yılında falandı galiba o çalıştaylar. O çalıştaylarda da, da belirli kararlar alındı ve bunların uygula diyor, hayata geçir diyor. Yani en basit bir tanesini söyleyeyim. Mesela bazı kurumlarımızın, birçok kurumlarımızın cemevlerinin elektrik giderleri ödenmiyor. Bunun gerekçesi de müftülüğe ya da diyanete başvurulduğunda diyor ki sizi diyor ina, ibadethane olarak yasada sayılanlarda yoksunuz diyor. E şimdi biz de bunu söylüyoruz, çok sık söylüyoruz hatta. Diyoruz ki evet kardeşim bu hükümet Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman ta 19 bilmem kaç senesinde gelen bir köy kanunu var. Hala o köy kanununa göre Alevi e, köylerine cami yapılıyor. Niye cami yapılıyor? Çünkü köy kanunun ikinci maddesinde diyor ki bir yerin köy olabilmesi için cami, çeşme, okul, mera, odunluk vesaire olmalı diyor. Şimdi ona göre de geliyor diyor ki sizin köyünüzde cami yok diyor. Cami yapıyorlar. Biz de diyoruz ki ya insanların inancına hükümet müdahale etmesin. Hiçbir dönem hiçbir iktidar müdahale etmesin. O inanç, andacı kendi kararını kendisi versin orada. Yani hükümetlerin burada yapması gereken şu. Yani sadece şu anki hükümetinde değil. Bunlar ertelediler, ötelediler daha doğrusu. Bütün hükümetlerin, bütün Türkiye'deki bütün siyasi partilerin bu konuda bir araya gelmeliler. Yani bu ülkenin yaklaşık %25'in üzerinde bir Alevi toplumu yaşıyor. Bunu yok sayamazlar. Saymalar da mümkün değil. Yani bu cemevleriyle ilgili bu sorunu bakanlar komitesinin de söylediği gibi köy kanununda başlayacaksın. O ikinci maddeyi caminin yerine ibadethane diyebilirsin. Ya da caminin yanına sinagog, havra, kilise, mescit, cemevi yazabilirsin. Ve sorunu o zaman çözmüş oluyorsun. Örneğin biz bir sahile mesela Nurtepe Cemevi ile ilgili en son aldığımız bölge adliye mahkemesi kararı var. Ama bedaşın avukatları her gün bizi taciz ediyor. Ya diyoruz ki bu karar var. E, şey ödemiyor diyor müftülük ödemiyor diyor. Kaymakamlığa gidiyoruz. Kaymakamlık bize diyor ki e, burada net ödenir diye yazı yok. Ya kardeşim ödenir diye yazı yok ama bak diyor ki burası ibadethanedir diyor. İbadethane için sen şunu öde bunu öde demesine bir gerek yok. Sen ibadethane olarak camilerin ya da mescitlerin elektriğini vesaire giderlerini ödüyor musun? Ödüyorsun. O zaman cemevlerindekini de ödeyeceksin. Ama bunu yapmıyorlar. Ee, seçim dönemlerinde hep böyle ufak tefek çalıştaylarla, avutucu sözlerle geçiştirmeye çalışıyorlar. Ama ben burada biraz kabahatimizim kendimizde arıyorum. Alevi toplumundan arıyorum. Alevi toplumu, Alevi toplumunun e, kurumsal kimliğinde görev yapan arkadaşlarımız bir an önce büyük bir, bir arada biriye, bir yere bir yere bir araya gelmeli. Bulundukları kurumda kurum dışı bulunduğu siyasi gömleklerini o kurumda göreve gelirken bir kenara bırakmalı. Orada sadece Alevi inancı formasını giymeli. E, bütün kurumlar bu konuda hep birlik, tek yürek, tek söz olmalı. Mesela geçen e, sanıyorum. Cumhurbaşkanı mı dedi tam net hatırlamıyorum ama Ali'siz Alevilik diye bir olay ortaya atılıyor. Şimdi ben çok hayret ediyorum, düşünüyorum, çok inanç yönünde de çok fazla bilgi birikimim yok ama o zaman Eli Bey soyu dediğimiz, peygamberimizin soyu dediğimiz soyu Ali'siz Alevilik dediğin zaman oradan kesiyorsun o zaman. Yani Eli Bey soyunu durduruyorsun. Bunları anlamış değilim. Bu... Her ağacın kurduğu kendi içinde olduğu gibi bu maalesef bizim toplumumuzun, Alevi toplumun içerisinde de var. Yani çünkü seçim dönemler olduğu zaman hepimiz bir yerde bir partilere sıçrıyoruz. O partilerde bir mak ya makam mevki şimdi isim vermeyeceğim ama mevcut hükümet ya da birinci parti kurulduğunda hemen sonra bizim toplumda 3-5 tane yazar çizer arkadaşlarımızı ya da başka meslekte olan arkadaşlarımızı aldılar milletvekili yaptılar. Sorun çözüldü mü? Çözülmedi. Yani burada sorun Alevi insanları alıp milletvekili ya da parti yönetiminde görevlendirmek değil. Burada sorun Alevi toplumunun o yasadaki eksik olan hususları giderilmesi yönünde adım atmaktır. Bu adımı atarsa yani kök kanunu değiştirirse, toplu konut kanunu değiştirirse, elektrik enerji piyasası kanunu değiştirirse, aklıma gelenler büyükşehir belediyesi kanunu değiştirilirse hatta ceza kanununda da bile bu konuda hüküm var ibadethanelerle ilgili bunları değiştirirsen ve benzerlerini eşit yurttaşlığa doğru adım atmış olursun o zaman bakanlar komisyonu komitesinin bu kararına da gerek gerek kalmaz çünkü bakanlar komisyonu o karar ahime gelen dosyalarla ilgili hiçbiri uygulanmadı bizi bağlamaz deniyor şimdi ya tamam bağlamaz ama maalesef şu an yaptığınız görevlerin bir da oradan gelen kararlarla e, hayata geçirildiniz. Siyaset yasakları kaldırıldı. Şimdi bana gelince hoş e, diğer karşı tarafa gelince boş. Olmaz böyle. Ayrıca anayasanın 90. maddesi net. Yani uluslararası imza koyduğumuz tüm sözleşmeler bizi bağlar. İç hukukta bu konuda bir boşluk varsa uluslararası sözleşmelerle doldurulur. Uluslararası sözleşmelerine uyulması anayasa hükmüdür. Ama maalesef bunlar Türkiye'de uygulanmıyor. E, yani İyi de bir günleri seçtiniz Barış. Tam insan hakları haftası. İnsan haklarının olmadığı bir ülkemizde öyle diyelim olmadığı ya da ihlal edildiği birçok hakkımızın hakların ihlal edildiği bir ülkede insan hakları haftasını konuşmak nasıl konuşmak bilemiyorum konuşamıyoruz konuş konuşmaya da çalışıyoruz ama konuşmaya devam edeceğiz yani burada. Yani Sen Sayın Cumhurbaşkanı Bakanlar Komitesi'nin kararını siyasi olarak değerlendi. Biz de onun açıklamalarını siyasi olarak değerlendiriyoruz. Hatta Demirtaş ve Kavala'nın tutukluluk halleri bence de siyasi bir karar. Çünkü onların o dosyalarda bilebildiğim kadarıyla işte özellikle cezaevine gidip geldiğimizde Kavala'nın avukatlarıyla görüşmelerimiz de olmuştu. O tarihlerde bizim müvekkilimiz vardı yani Enis Berberoğlu onu söyleyeyim bir de Eren Erdem vardı. Onları ziyaretlere özellikle Eren Erdem aynı Silivri cezaevinde kalıyordu. Onu ziyarete gidip geldiğimizde Kavala'nın avukatlarıyla da görüşüyorduk. Bu bir siyasi karar oldu belli dosyanın. Zaten buradaki mahkemede hemen daha sonra taliye karar vermişti. Fakat maalesef gezi olaylar ile ilgili birleştirilerek tam bir siyasi çizildi, siyasi çerçeve çizildi. Öyle devam ettiriliyor. Türkiye'nin, Avrupa'nın ayımın kararlarını, uluslararası sözleşmeleri kim olursa olsun tanımama diye bir şeyi yok, şansı yok. Anayasanın 90. maddesi örneğin Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletler ve milletler arası yapılacak anlaşmaların onaylanması. Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylarsa bu kanunun uygun bulunmasına bağlıdır. Yani bu şeyler sözleşmedeki olan bağlayıcılıklar, anayasanın 90. madde herkesi bağlar. Onaylandıktan sonra, imza koyduktan sonra. Burada ikisinin de bence dosyasında mesela Selahattin Demirtaş'ın ki kendisi de hukukçu, genç bir hukukçu. Onun da tutulması tamamen bir siyasi bir şey. Özellikle açılım döneminde öyle söyleyelim yani bu hükümetin derken şu anki mevcut hükümetin değil de yani bu siyasi partinin içinde olduğu açılım döneminde yapılanlar edinilenler söylenenler şimdi getirildi Selahattin Demirtaş'a suç unsuru olarak isnat ediliyor. Türkiye adına yazık yani Osman Kavala bu ülkede bir iş insanı hmm. Yani gezi davasında, gezi olaylarında yüzlerce, binlerce insan oralara gidip gelindi. Ama maalesef burada kurban Osman Kavala seçildi. Tabii onun altındakiler de çok farklı. Onlar da oturulup konuşulabilir, tartışabilir. Ama Türkiye bu insan hakları haftasında Türkiye'yi yönetenler ya da temsil noktasında bulunanlar bir an önce bu ülkede demokrasi var diyorlarsa, insan hakları var diyorlarsa bence bu iki e, tutuklunun, e, siyasi tutuklunun e, bir an önce tahliye edilmesi gerekir. Kavala'nınla ilgili 19 Ocağı kadar süre verildi. Ben hatta itirazla tahliye edilme ihtimalini falan da düşünüyordum o olarak. Ama maalesef bu olmadı. 19'una kadar eğer Kavala ile ilgili Türkiye mahkemeleri bir tahliye kararı almazsa, vermezse bizim özellikle ayım karşısında, Avrupa Birliği standartları karşısında çok zor günler başlıyor. Yani yaptırım, ihlal şeylerini hayata geçirecekler. Yani bir de tabii bizim anayasamız biliyorsunuz ahime gidebilmek için iç hukuk yollarının tüketilmesi lazım bazen konuşurken işte yetkililer yeterli bilgi falan almadan işte ya ahimde çok fazla dosyamız yok evet ahimde çok fazla dosyamız yok olanların %90'ı da aleye çıkıyor ama neden yok çünkü iş hukuk yollarının tüketilmesi için anayasa mahkemesine başvuru şartı da var yani anayasa mahkemesine başvuru reddedilmediği sürece Ahime gidemiyorsun, iş hukuk yollarına gidemiyorsun. İşte o, o ortamda Anayasa Mahkemesi maalesef çok uzatıyordu dosyalarla üzerinde. Yani acayip bir uzatma kararı veriyordu, uzatıyordu dosyaları ve bu nedenle başvurularda ayime çok az gidiyordu. E giden gelen başvurularla ilgili işte biz yerine getireceğiz falan gibi savunmalar yapılıyordu. Oralarda süreler anlıyordu o da işi uzatıyordu. Bu da bayağı bir uzatıyordu. Bu nedenle ahimle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili başvurularda alınan ihlal kararlarının uygulanmaması özellikle Kavala ve Demirtaş üzerinden ama Demirtaş ile ilgili henüz daha oraya sanıyorum son anayasa şey çıkmadı galiba anayasa mahkemesindeki karar. orada da ne çıkacak? Büyük ihtimalle orada da ihlal kararı çıkacak. Yani tahminen hukukçu yorumu. Ama Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle dış ülkelere karşı Avrupa standartlarında bir yargının olduğunu, bir demokrasinin olduğunu kanıtlama açısına bu ahim kararlarına bir an önce her türlü ahim kararına yani her türlü ahim kararına bir an önce uymasında yarar var. Bu aynı zamanda Türkiye için acil bir demokrasi sorunu, Türkiye için acil bir hukuk sorunu. uyulur mu, uyulmaz mı? Çok uyulacağını düşünmüyorum. Ee, ama umarım önümüzdeki dönemlerde parlamenter sisteme geçip e, bu sistem içerisinde bu adımlar da atılır diye düşünüyorum. Yani e, iktisadi... Tabii ekonomik krizi ne olacak? Türkiye'ye ambargo uygulayabilirler. Yani e, diğer şeyler, e, devletler oturup hani nasıl bir karar alabilirler? O konuda çok fazla bilgi birikimim yok ama... E, Türkiye bir ekonomik kıskacın içerisinde kalıyor bence... Şu an dolarların falan ya da dövizin bu kadar fırlaması da Türkiye'nin ekonominin belirsizliğinde yarını görememesinde kaynaklanıyor. E, dün işte e, 15 15 Temmuz'da mıydı şey o darbe olmuştu FETÖ darbesi. FETÖ darbesinin finansörü olduğunu söylediğimiz e, bir ülkenin e, prensiyle e, konu Birleşik A Arap Emirlikleri'ne Kol kola giriliyorsun, konuşuyorsun. Yani burada bir gün önce diyorsun ki o benim düşmanım. İkinci gönülde diyorsun ki gel bize ver. Şimdi 10 milyar dolardan bahsediliyor. Bu ne için, nasıl gelecek, nereden gelecek? Bir ekonomi sıkıntı olur. Siyasi sıkıntı da dediğim gibi yani bizi Avrupa Birliği ile ilgili çok bir kıskacı alabilirler. İşte o hakkını yapabilirler. Üyelik şeyini durdurabilirler. Çıkartabilirler. Yani bu da ayrı. Örneğin. Seyahat özgürlüğü ile ilgili bir karar alabilirler mi alamazlar mı onu da çok fazla bilmiyorum. Ama Türkiye'nin altında çok zorlanacağı ekonomik, siyasi kararlar alır. İhlallerle ilgili kararlar alırlar. Yani bir yerde Avrupa seni tamamen dışarıya iter. Tamamen dışarıya iter. Yani bizim o zaman diğer devletlerle işte Afrika devletleriyle falan hiçbir farkımız kalmaz. Yani bu devam ederse öyle yerlerde olur ki şimdi sadece Avrupa Birliği'nde senin şeyini durdurması. Şimdi biz Avrupa coğrafyasında olduğumuz için bir sürü spor etkinliklerine de katılıyoruz. Onlar durdurulabilir, onlarla ilgili belki bir şeyler yapılabilir. Çünkü artık seni bir Avrupalı, Avrupa devleti saymayacaklar, Avrupa'nın bir birey üyesi saymayacaklar. Yaşayıp göreceğiz. Ama her türlü sıkıntıya da hazır olmamız gerekir maalesef böyle bir sıkıntılı bir ortamda yaşıyoruz. Ya ben çok absürt bir karar olarak değerlendiriyorum. Yani ülkede bu coğrafyada 4 ve 6 yaşında zaten zorunlu din dersini getirerek sen bu çocuklara belirli bir eğitim döneminden itibaren bunu uyguluyorsun. Ama bu bunlara yetmemiş ki anladığım kadarıyla şu an işte mescitlerde, camilerde verilen Kur'an kurslarına gibi daha orada 3 yaşında, 4 yaşında çocuklara din eğitimi veriliyor. Yani din ve vicdan özgürlüğüne aykırı bu bir kere. Yani aile isterse o çocuğuna din eğitimini verdirir ya da verdirmez. Ama maalesef Türkiye'yi tek bir kılıfta, tek bir yapıda yapmaya çalışıyor. Böyle bir model üzerinde gidiliyor. Yani bu inanç özgürlüğüne de çok aykırı. Çocuklarla ilgili sözleşmeye de aykırı. Yani eğitim senin açıklamasının sonuna kadar yerinde buluyorum, doğru buluyorum. Destekliyorum kendilerini de o çalışma için. Kutluyorum ayrıyeten de. Ama maalesef Türkiye'de böyle bir sistem değişikliğine işte 4 ya 6 yaşındaki çocuklara din eğitimi verilmesi. Şimdi 4 ve 6 yaşındaki çocuklar daha yeni hayatı tanımaya başlıyor. Yani bu aynı zamanda toplum üzerinde ...nasıl bir infial yaratacak onu bir göreceğiz... de şimdi bizim 4 yaşındaki... ...torunumuz varsa... ...torunumuz din eğitimi alacak, gelecek... ...yani o çocuğu bir kere orada bile... ...ayrıştırıyorsun... ...giyimiyle ayrıştırıyorsun, kuşamıyla ayrıştırıyorsun... ...topluma bakışıyla ayrıştırıyorsun... ...ve bunun yanında yarınlarda... ...şu gelecek... ...yani e, iletişim araçlarıyla ilgili işte... ...telefon kullanma on yaşından... ...aşağılarına yasak gibi gelecek... ...ya da bilgisayar gibi çok aykırı bir karar veriyorum Türkiye toplumuna, Türkiye coğrafyasında yaşayan Türkiye halklarının özellikle bir konsensüs içerisinde yaşadığı bir coğrafyada böyle bir karar alınması hele milli eğitimin böyle bir karar alınması buna girmesi zaten yıllardan beri biz tartışıyoruz. Şimdi zorunlu din dersiyle ilgili diyoruz ki ya bir insana zorunlu olarak sen bir dini öğretemezsin. Yani bırak o insanın inancı, kendi neyse gelsin onun eğitimini de alsın, ne gerekiyorsa onu yapsın. Şimdi bu süreçte gittiğinde, zorunlu din eğitimine geldiğinde, şimdi biz toplumu düşünüyorum, ben bizim Alevi toplumunu düşünüyorum. Şimdi ne yapacak, çocuklarını gönderecek ya da göndermeyecek, onunla ilgili de ceza mı getirecekler, baskı mı getirecekler? Yani yeni bir ayrıştırmaya mı götürecekler? Ama maalesef bu dünyanın her yerinde siyasal iktidarlar sıkıştıkları anda, darda kaldıkları anda, ekonomik krizleri atlatamadıkları anda, siyasi krizleri atlatamadıkları anda ilk sarıldıkları şey din bayrağıdır. Maalesef bu dünyada coğrafyalarda her yerde aynısı. Türkiye'de de bunu yapılıyor. Çok yanlış bir karar. Türkiye'yi yeni yeni bir gruplaşmanın, kutuplaşmanın içerisine getirecekler. Hani diyorlar ya işte Güneydoğu'daki Kürt arkadaşlarımızın, Kürt kökenli arkadaşlarımızın e, talepleriyle ilgili ya bu bölücülüktür, bölücü de ayrışmadır. Şimdi aynısını tam tersini yapıyorlar. Onlarınki bölücülük değil. Yani ana dilde eğitim istemeleri bölücülük değil. Ya da ana dillerini konuşmak istemeleri bölücülük değil. Bu dünyanın her yerinde böyle. Yani ana dilini insanı yasaklayamazsın. Konuşabilir o. Ha ana dilde eğitimini de alabilir. Türkçe eğitimini de alabilir. Çünkü Türkiye coğrafyasında her yaşayan insan eşit yurttaşlık ilkesine tabidir. Eğitimini de alabilir orada. E şimdi bu nasıl olacak yarın? Yani örneğin Aleviç çocuklarının 4 ve 6 yaşındaki çocuklara nasıl bir din eğitimi vereceksin? E şimdi maalesef görüyoruz. Çok da üzücü, verici bir durum. Bazı din eğitmenlerimiz ya da yazarlar çizerlerin Alevi inancına karşı bakışları da korkunç. Yani düşün ki bunu 4 ve 6 yaşındaki çocuklar arasında sen bunu ayrıştırmaya, tartıştırmaya başlarsan çok iyi yerlere gitmiyor ülke. Umarım en yakın zamanda e, Türkiye'de güzel bir seçim ortamı olur. Bu seçim ortamında da Türkiye toplumu kendi kaderini kendi çizer, e, parlamenter sistemi yönünde oy kullanır özellikle. E, Türkiye'de yeni bir çığır açılır. Bu zorla yani bu başkanlık sistemi dünyanın hiçbir yerinde yoktu yani biz ilk defa Türkiye'de gördük bunu yıllardır okuyup çizen eden insanlarız. Ama bunun da Türkiye'ye çok dar bir gömlek geldiğini görüldü. Çünkü hiçbir yerde yok. Şimdi yani anla, anlamıyorum bir bakan diyor ki işte Sayın Cumhurbaşkanımız izin verirse ya o zaman bakanlara falan ne gerek var? Yani Cumhurbaşkanlığına eğer onay makarnızsa yaparsın, ne dersin götürürsün, onaylamazsa çıkar çıkarsın. Cumhurbaşkanlığına geri döndü. Geçmişte olduğu gibi yani yapılıyordu, işte geliyordu, onaylanmıyordu, köşten geri dönüyordu ayrı. Ama şimdi her çıkan Sayın Cumhurbaşkanımız izin verirse, Sayın Cumhurbaşkanımız izin verirse bu ayrıştırmalar barış gerçekten Türkiye'de siyaset dinli de çok kötü hale getirdi. Yani ben isim vermeden söyleyeyim ama bazı siyasetçiler özellikle yönetim kademelerinde bulunan bazı siyasetçiler karşısındakilere bağırıp çağırmayı hakaret etmeyi laf söylemeyi siyaset sanıyorlar değil siyaset o değil siyaset kendi ideolojini kendi bildiklerini toplumu anlatabilmek ve ikna edebilmektir zorla baskıyla hiçbir şey yapamazsın yani yani siyasetin özü bu. Adı üzerinde siyaset yapıyorsun. Ama maalesef işte mecliste bütçe görüşmelerini gördük. Yani e, ya eski bir sporcu arkadaş e, balıyor yumruğu gibi insanlara saldırıyor. Zaten o arkadaşın yani şimdi milletvekilliğinde de bir ölçü olmalı ya. Yani milletvekilliğinde de bir ölçü olmalı. Oraya gelince edince ben çok merak ediyorum orada yumruğunu sıkan ee, gençlik yıllarımızda da bunlar daha yeniydi bizden çok sonra nesildi bizler de futbol oynadık. Ee, o bağırıp çağıran kavgacı Alpay kardeşimiz acaba kaç tane kanun örneği önergesi verdi ya da kaç kere meclis kürsüsünü çıktı Türkiye toplumunun geleceğiyle ilgili yorum yaptı, konuştu. Hatta onda da vazgeçtim. Kendi seçim bölgesinde kaç tane gitti, görüştü, kimlerle görüştü, halka neler anlattı. Ona o yumruğunu kaldıran güç nedir? O onu çözmesi lazım. Ama hepimiz şunu bilmeliyiz. Bugün siyaseten karşımızda durana yumrukla saldırırsak bir gün yarın onlar da çoğunluğu elde ettim onlar da bize yumrukla saldırır. Türkiye siyasetinin, Türkiye toplumunun çözümü yumrukta değil, bir olmakta, ortak değerleri bulmakta, birlikte Türkiye'yi daha nasıl aydınlık günlere çıkartırız bunu tartışmaları gerekir. Ama çok kolay işte maaş alıyor arkadaşlarımız bazıları oturuyorlar orada sadece el kaldırmayla oylamayla milletvekili yapılıyor ama o da değil umarım önümüzdeki dönemlerde biz görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum ama milletvekili adaylıklarının da bir ölçüsü olmalı üzüntü verici bunlar yani izledikçe gördükçe ama işte orada 4 ve 6 yaşında din eğitiminin geçmesini sağlamasını etmesini toplum üzerinde bir baskı işte o gün gerçekten hele bir de sporculuk yapmış bir insan yani sporun temelinde de kardeşlik vardır, eşitlik vardır, yoldaşlık vardır. Yani çıkarsın, oynarsın, yenilirsin, yenersin, kaybedersin ama maçtan sonra birbirine sarılırsın, birbirini tebrik eder, gidersin. Ama o Alpay kardeşimiz o yumruğu hangi güçle nasıl kaldırdı nasıl etti umarım düşünür bir daha da böyle bir şeylere başvurmaz diye düşünüyorum ama yazık bu da Türkiye siyasetinin ne kadar alt düzeylerde olduğunu Türkiye'de insan haklarının ifade özgürlüğünün birlikte yaşama haklarının ne kadar ihlal edildiğinin en temel göstergesi bence.